Bugün Türk basınının çok özel bir ismiyle birlikteyiz. Benim tabirimle Türk basınının dik kalemi yine kırık kanat. Bugün Türkiye mafyayı konuşuyor ama Türkiye'de mafyayla uzun bir süredir mücadele eden bir gazeteci meslektaşımız yine kırık kanat. Adnan Hoca mafyasıyla bir hukukum var diye bunun kitabını da yapmıştı geçen yıllarda. Kendisiyle tabii bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazarlıkta ortağız ama geçmişte bir televizyon kanalında Tele1'de uzun süre birlikte program yapma ortaklığımız oldu. Hatta açılan bir dava nedeniyle bir davada ortaklığımız da var. Onun dışında da pek çok ortaklığımız var. Bunlardan bir önemlisi de Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin yazarı kendisi biliyorsunuz ve ben de onun kitaplarının bazılarının editörlüğünü yapıyorum. İşte bu da Mine Kırıkkanat'ın 3 yılı geçkin bir süre önce yazdığı ve az önce söylediğim o Adnan Oktar'ın mafyasıyla bir hukukum var diyerek anons ettiğimiz davasının öyküsü. Bugün herkes Adnan Hoca meselesini tartışıyor. Hatta Sedat Peker'in ifşaatları nedeniyle Türkiye'deki mafya yapılanmasını tartışıyor ama o yapılanmayla bir gazeteci olarak uzun zamandır hatta bazen tek kalarak ne yazık ki mücadele ediyordu. Bugünlerde de Adnan Hoca ile ilgili yeni bir haberciliğiyle gündem oldu. AKP'li Milli Eğitim Bakanlığı ile Adnan Hoca örgütü arasındaki bir ilişkiyi deşifre etti. Bu nedenle de bu rahatsızlık verdiğinden dolayı da hızla haberi erişim yasağına uğramış oldu. Oradan başlayalım istersen. Neydi bu ilişki? Bu ilişki AKP'nin daha önceki Milli Eğitim Bakanlarıyla da var mıydı? Bu bakana mı özel? Onu biraz açarak başlamış olalım sohbetimize. Her şeyden önce merhaba Mali. Dinleyenlerimizden, seyredenlerimizden özür dileyerek başlıyorum. Çünkü Mali sözcüğüne Mehmet Ali o kadar alışkınım ki Mehmet Ali Bey diyemeyeceğim. Şikayet İsterinle dostuz, aynı zamanda edebilirim gerçekten hem de çok sevdiğim ve fikirlerini ve yüreğindekileri paylaştığım için çok aziz dostumsun. Editörümsün aynı zamanda. Dolayısıyla seyircilerimizden izin istiyorum sana Mali zaten. Söyleyebilirsin. diyebilmek için. Derin başlıyoruz. Mali'cim, şimdi bu yazı çok önemli. Yani yasaklanan yazı Ziya Selçuk tarafından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından. Çünkü benim senin de editörlüğünü yaptığın Adnan'ın tek taşı kitabımda anlattığım bir olgu vardı. Adnancıların milli eğitime nasıl sızdı? Adnancılar milli eğitime Hüseyin Çelik zamanında ve Adnan Oktar henüz kedicikleriyle beraber Adnan A9 kanalında göbek atıp maşallah maşallah inşallah inşallah dağıtmadan önce Harun Yahya mahlasıyla sözde, çünkü kendisi yazmadı, Evangelist Kilise'den olduğu gibi geldi. Hatta Evangelist Kilise'nin gönderdiği yaratılış atlasının kimin çevirdiğini de biliyoruz. Mustafa Akyol çevirdi. Evangelist Kilise'nin üyesi Mustafa Akyol'du. O da kitabımda vardır. O yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum bunu. O günden bu yana kimse hayır yok demedi. Yaratılış Atlası'nı Mustafa Akyol'un çevirisi ve Harun Yahya mahlasıyla Adnan Oktar finansmanı son derece karanlık olan ilişkilerde, çünkü çok pahalı bir baskıydı, her tarafa dağıttı. Ve bizim Milli Eğitim Bakanlığı mal bulmuş mağlubi gibi, aman evrim teorisi, aman Darwin'i sahneden silebileceğiz. Çünkü dini yorumu için dünyanın, insanlığın, canın ve her şeyin yaratılışı dinin yorumunu ortadan yok ettiği için evrim teorisine bunlar. Bunlar mal bulmuş mağlubi gibi bu yaratılış atlasının üstüne atladılar ve aralarında Mehmet Bekeroğlu'nun da olduğu pek çok milletvekilinin desteğiyle o sırada 2006 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik Adnan Oktarcılara yaratılış atlasını tanıtmaları için bütün okullarda çalışma, konferans verme, sergi düzenleme izni verdi. Hatırlarsan
İstanbul metrosunda bile sergi düzenlediler Taksim'de. Yani sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği izin ve okullarla sınırı kalmadı. Bütün belediyeler harekete geçirildi. Hepsi Hüseyin Çelik ve Harun Yahya teorisinin üstüne atlayan, aman evrim teorisini ortadan kaldırabileceğiz diye sevinen mürteci takımının desteğiyle siyasetteki. Ondan sonra, ama bütün bakanlar, yani Hüseyin Çelik'ten sonra gelen bütün bakanlar, ki aralarında işte o hanım da var, hanımın adı unuttum, neydi kadının adı, bir kadın yazı önümde yok, o yüzden etmiyorum, bilemiyorum. Bir kadın Milli Eğitim Bakanı da var. 4 tane bakan her yıl bu Adnancıların artık yaratılış atlasını sömüremeyecekleri bir an geldiğinde bu sefer işte o robotics, bu robotics, teknik öğretiyoruz, robotizasyon öğretiyoruz falan filan diye bilimsel konferanslarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesine dahil ettiler. Ve bütün okullarda konferans vermek iznini her yıl yenilediler. Son yenileyen de zaten işte Nabi bir şey, onu da soyadını unuttum. Son bakan. Nabi Avcı. Hepsi bu işin içinde. Evet. Nabi Avcı. Nabi Avcı. Ve bu konferanslarla, Adnancıların bu konferanslarda aslında Adnan Oktar tarafından verilen görevi parlak, kendilerine kolay manipüle edilebilir, turnike sistemine sokulacak güzel kızlar ve kediciklerin kedisi olan yakışıklı ve eğitimli erkekler. Bunu avlamak görevi verilmişti Altu Revnak Eti'ye ve Turgut Aksu'ya. İkisi beraber gidiyorlardı zaten bütün konferanslara. Ama olayda beyin Altu Revnak Eti'nin beyni, Turgut Aksu da kızları baştan çıkarmak için damızlık imam olarak kullanılıyor. Bunların hepsi imam kardeşler grubunda görevliydiler. Şimdi diyelim ki Hüseyin Çelik, bunların çok özür dilerim, yani bir başka türlü, yani hanım bulmak, bir turnike sistemine, geneler tarzında bir turnike sistemine bir adı var o mesleğin tabii ki. Yani o meslekten olduğunu diyelim ki 1. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bilmiyordu. Ondan sonraki bilmiyordu. Ondan sonra mümkün değil. Çünkü bir ara Adnan Oktar'ın Harun Yahya olduğu gayet kesin zaten biliniyor. Adnan Oktar artık o A9 televizyonda kediciklerle birlikte demin taklidini yaptı. İnşallahlı, maşallahlı, buralara kadar açık, silikonlu, yani işin içinde fuhuş olduğu çok belli, yayınlarına başlamıştı. Dolayısıyla yani sonuncu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önce Nabi Avcı'nın bunu bilmemesi mümkün değildi. Yani bu adama biliyordu. Nabi Avcı da, efendim? Türkiye'de herkes biliyordu Harun Yahya'nın Adnan Hoca olduğunu. Herkes biliyordu. Yani bunu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilmemesi mümkün değil. Evet, aynen. Bunlara yol açmaya, izin vermeye ve okullara sokmaya devam ettiler. Şimdi efendim Altu Revnak Eti'nin ve Turgut Aksu'nun biz Adnancı olduğunu, çünkü 1990'da Adil Serdar Saçan tarafından yapılan operasyon sonucunda Altu Revnak Eti ve Turgut Aksu ceza aldılar o davalarda. Yani o cezalar sonra İşte DGM diye kaldırıldı ama yani ceza aldılar. Örgüt üyelikleri 1999'dan itibaren belliydi bunların. İlk günden itibaren Adnancı olduklarını Hüseyin Çelik de dahil olmak üzere gördüğünüz gibi bütün iyi niyetimizle düşündüğümüz takdirde bile ayakta durmuyor. 99'da bunlar soruşturma geçirmiş ve mahkum olmuşlar, yargılanmışlar. Hem de neden yargılanmışlar? Fuhuştan yargılanmışlar. Zaten iki adamın da tipine baktığınızda, konferanslarda, okullarda verdiği konferanslarda benim elimde 72'den fazla görsel belge var. Onları daha yayımlamadık. Korkusu da orada zaten bakanın. Kusura bakmayın ama kimseyi emanet edemezsiniz onlara. Yani bir genç kızı emanet edemezsiniz. Çocukları emanet edemezsiniz. Buralara kadar açık yakalar, altın zincirler.
Ya belli, belli. Onların ne mal oldukları belli. Fiziklerinden ve davranışlarından da, attıkları tweetlerden de belli. Dolayısıyla hiçbirisi affedilecek gibi değil. Bu bakanların hiçbirisi affedilecek gibi değil. Ziya Selçuk'a gelince. Ziya Selçuk henüz Milli Eğitim Bakanı değilken, benim yazımda, sosyal medyada ve yazıda yayınlanmış tweetlerden, ki ikisidir o, sadece ikisidir gördüğünüz gibi, Altuğ Revnak Eti ile, yani 99'da artık kim oldukları bilinen bu adamlarla birlikte çekilmiş fotoğrafları var. Ve işbirliğine girmişler. Maya okullarında istedikleri gibi at oynatabilmişler. Sonra görüyoruz ki Selçuk'a kadar ve Selçuk'tan sonra da bir süre bu adamlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesine konulmuş konferansları. Konferansları 17'den itibaren, 2017'den itibaren konferansları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanıyor. EBA'ya girmişler. Ve Selçuk zamanında aslında devam edecekken 3 gün arayla adamlara, yani örgüte, Adnan Oktar örgütüne operasyon çekilmiş. Ve o operasyonun sonucunda Altuğ Revnak Eti Turgut Aksu tutuklanmışlar. 1 yıl aşkın hapis yatmışlar. Fuhuş, müstehcenlik ve çocuk pornosundan yargılanmaları devam ediyor şu anda. Şimdi benim yazdığım yazıya, koyduğum belgelere Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un vereceği bir cevap yok. Bu doğru. Fakat şöyle söyleyebilirdi. Ortaya çıkıp, evet bilmiyordum. Yani hiç olmazsa masumiyetini, bu adamları tanımadığını, olayın ne olduğunu anlamadığını ortaya koyan, yanıldım, aldatıldım de, kandırıldım de, onu bile söylemiyor. Ne yapıyor? Doğrudan mahkemeye gidiyor ve benim yazımdan alıntı yapan, benim yazımın üstüne koyarak olayı daha da genişleten 30'u aşkın internet sitesine ve haber sitesine ve bloga erişim yasağı ve kaldırma emri veriyor. Şimdi bu olmaz. Çünkü neden olmaz? Bu iki kere olmaz. Bir kere bu erişim yasağı artık şöyle kanıksandı kamuoyu nezdinde. Bir habere evet, erişim yasağı geliyorsa o haber kesinlikle %100 doğrudur. Böyle bir doğru algı artık evet oluştu. Çünkü gerçek o. Hakikaten de AKP hükümetini bugüne kadar erişim yasağı getirdi ama tek bir doğru olmayan haber yok. Hepsi doğru olduğu için onlara o yasaklar geldi. Kesinlikle haklısın. Şimdi aslında yazı aranıyor, bulunuyor, okunuyor. Yani bir şekilde, çünkü internet dünyası çok geniş. BDK nereye kadar yetiyor, yetmiyor bilmiyoruz. Dolayısıyla yani internet erişimi konulan yazıların çoğuna biz giriyoruz biliyorsun. Dolayısıyla herkes de biliyor ve son zamanlarda işte bu yasak geldikten sonra attığım tweetlerden Cumhuriyet'in haberine gösterilen teveccühten anladığımız gibi herkes olayın farkında. Yani yazı kadar aslında yazının yasaklanması, erişime yasaklanması, bu internet haber sitelerinin erişiminin yasaklanması daha büyük bir çap kazandı. Dediğim gibi zihnurlu davranmadı. Yani çıkıp kandırıldım mı bile izah etme gereğini duymadı. Bu da neye delalet ediyor biliyor musunuz? Ziya Selçuk'un bile bile belki de bu işbirliğini yaptığını delalet ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani ortaya böyle çıkıyor. Evet, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Buradan senin aracılığınla, kanalının aracılığıyla Atalay Girgin'e çok teşekkür etmek istiyorum. Belgeleri Atalay Girgin'e göndermiş ihbar eden vatandaşlar ya da vatandaş, bilmiyorum. O da Adnan Oktar uzmanı ben olduğum gerekçesiyle bana iletti. Ardından kendisi de blogunda onu da şeyler erişimine, onun haberlerine de yani erişim engeli konuldu. Onun haberleri de yasaklandı. Bir yandan
sevgili meslektaşım, genç meslektaşım, Adnan Oktar hakkında ikinci kitabı yazan, turnike sistemini yazan Hakan Erol. Onun kitabına seninle sabah konuştuğumuz gibi ben de bilmiyordum. Hem editöre, evet, hem yayın yönetmenine, kitaba, hem hepinize yani soruşturma açılmış. O da bir skandal. Belki iki kelime etmek istersin. Yani o Türk basının, o yani da, yayıncılık, evet, yayıncılıkta hiç rastlanılan bir durum değil. Kitapların editörlerine, kitapların o yayın evinin yayın yönetmenine normalde dava açılmaz. Dava o kitabın yazarıyla ilgili, evet, olur. Ama ilk defa Adnan Hocacılar, evet, bu vesileyle editörü olarak bana, yayın yönetmeni olarak Enis Batur'a, yazarıyla birlikte ayrı ayrı 50 bin lira talepli tazminat davaları açtı. Bunlar tabii senin çok yakından bildiğin bir durum. Davalarla çok bildiğim şeyler istiyorlar. Çünkü evet, herhalde bu konuda Türkiye'de, evet, bildiğim kadarıyla senden daha çok Adnan Hocacıların dava açtığı bir gazeteci yok. Dolayısıyla, hayır yok. Zaten Türkiye'de benden daha fazla dava açılan kadın gazeteci yok Malicim. Maalesef doğru, bu rekoru muhafaza ediyor. Evet. Şimdi tekrar Hakan Erol'a gelmek istiyorum. Hakan Erol şunu ortaya çıkardı. Meğer Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başta benim yazım olmak üzere, benim yazımla ilgili Hakan Erol'unki de dahil olmak üzere bütün Atalay Girgin'in blogu ve Gerçekim'deki yazısı da dahil olmak üzere bu 30 internet sitesine erişim engeli getiren, yani erişim kararı veren Ziya Selçuk'un istemi üzerine hakim Ali İde'nin kim oluruz? Çok enteresan. Çünkü Ali İde AKP Gençlik Kolları Başkanı'ymış. Ali İde'nin Sabri Uzun'u tutuklama hikayesi var. Ali İde tamamen AKP'li ama onun dışında başka şeyler de var. Mesela bir dakikanı alacağım ve sana hemen söyleyeceğim. Evet. Geliyoruz. Adalet, bakın, Adalet ve Medeniyet Derneği'nin bir tweet'i var. 26 Mart 2016'da atılmış. Orada diyor ki, hukuk teşkilatımız Yargıtay Tetkik Hakimi Ali İde Bey ile terörle mücadele karar okumaları programını gerçekleştirdi. Aa, ne kadar güzel. Peki Adalet ve Medeniyet Derneği kim? Bu dernek İhsan Şen Ocak'ı, Nurettin Yıldız'ı falan ağırlamış. Ve Oda TV'de zamanında bunun haberini yapmış. Sabri Uzun'u tutuklaması aynı hakimin. Sarı Zeybek Haber.com'da gir hapse dediler diye bir haberle eleştiriliyor. Yani özür dilerim, avukat zaten Ziya Selçuk'uz. Avukat hakime, hakim bakana, hepsi birlikte birbirlerine çok benziyorlar. Maalesef. Çok benziyorlar. Evet. Evet. Dolayısıyla ortaya tabii siz hem yazdığınız AKP'li eğitim bakanıyla Adnan Hocacıların ilişkisini deşifre eden haberinizle bir gazetecilik başarısı göstermiş oldunuz. Hem de bu yayın yasağının gelmesi üzerine ortaya çıkan bakan, savcı, hakim, avukat, hakim, bu düzlemdekiler bakımından da ortaya bir başka deşifre durumu çıkmış oldu. Aynen. Bu da maalesef, aynen, Türkiye'nin geldiği durumu gösteriyor. Tabii senin kitabın hani gittikçe kıymeti artıyor. 3 yıl oldu çıkalı ama evet, yeni yeni herkesin daha da önemli okuması gereken bir kitap ve bu kitap şunu gösterdi. Adnan Hocacılar sıradan bir cemaat değil. Bunların Fethullah Gülen örgütüyle ilişkileri, AKP hükümeti, evet, dönemi boyunca çeşitli AKP'li yetkililerle ilişkileri çok çok önemliydi. Dolayısıyla bugün Milli Eğitim Bakanlığı düzleminde kurulmuş olan ilişkiler hiç de tesadüf değil. Hiç de bir bakanın bilememesinden kaynaklanabilecek bir ilişkiler değil. Bunlar Türkiye'deki siyasal İslamcılığın yükselişi döneminde yan yana gelmiş, birlikte omuz omuza mücadele etmiş ama çelişmeler çıkınca aralarında birbirlerine dirsek atmış yapılar. Dolayısıyla çok çok büyük bir gazetecilik hizmetiyle
bu örgütü deşifre etmiş oldum. Bu nedenle ben bir kere bir meslektaşın olarak ya da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sıradan bir fuhuş tarikatı değil. Biz onu sadece kedicikleriyle hep böyle öne çıkmış gibi görüyoruz ama ondan çok öte, sen kitabında ayrıntılı yazdın, FETÖ kumpaslarında Adnan Hoca'cıların aldığı roller vardı. Evet, yani bu yayını biraz daha uzatıp Adnan Hoca cemaatini iyice masaya yatırmak yerine ben burada tatlı kısmında kesip okurlara havale edelim bu kitabı. Bu kitabın kıymeti okundukça anlaşılır. Burada konuştukça değil de okundukça anlaşılır diyorum. Ağzına sağlık. Umarız erişim yasağı getirme korkusu yaşayacakları yeni haberlere hep birlikte imza atarız. İnşallah, inşallah. Yok, ben tengilillah diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. O kadar doğru bir şey söyledin ki, ben yaratılış atlasıyla uğraşırken kimse anlamadı niye uğraştığımı. Ben anlamıştım. Ve günün birinde inşallah aynı ekranda Mali'cim seninle FETÖ hakkında yazdığım ilk yazı konusunda da konuşuruz. Herkesten önce uyanmışım. Öyle de bir program yani bir yapalım. Kadın bir sonraki. Var ya. Evet. Ve ikisi çok öyle bağlı. Öyle de bir program yapalım. Aynen öyle ve önümüzde yaşayacağımız olaylar var. İnan bana bazı çok bilen kişilerle temas halindeyiz. Sen de ben de. Her şeye dahiller Adnan Hoca'cılar. Her şeye dahiller. Ve İleride her Adnan Hoca'cıların dahil olduğu skandal ortaya çıktıkça bu kitabın değeri daha da fazlalaşacak. Çünkü her şey bu kitapta aslında. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kitabı da okuru bol olsun diyerek okurlara emanet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Okurlarımıza da sevgiler, selamlar.